Bendeniz Pintipanda Tuna Akşen. Yıllardır çocukluğumdan beri birçok Türk genci gibi oyun oynayan ama bir şekilde biraz şansla, biraz belki yeteneği ve azmiyle bu oyunculuk hobisini artık mesleği haline getirmiş biriyim. Çeşit çeşit Mete ile biz bu konuda çok yakınız. Yani çıkan her tarz oyunu oynuyoruz. Ve bizim olayımızda izleyicileri bir şekilde oyuna dahil edebilmek. Bu kafalarını dağıtmak için olabilir ya da güzel bir oyunun, güzel bir hikaye, bir film, dizi izler gibi onları da bizimle beraber dahil etmek olabilir. Yıllardır da keyifle devam ediyoruz. İnşallah da yıllarca edeceğiz. Bendeniz Mete Özbey. Ben de Easter Gamers TV adı altında YouTube'da ve canlı yayınlarda insanlara oyun içeriğini sunuyorum. Tuna'nın da bahsettiği gibi bize aslında çok panda, ben mesela panda derim genellikle, artık mahlaslı olarak birbirimizle adapte olmuş durumdayız. Onu da söylediği gibi hikaye tabanlı oyunlar olsun, işte farklı çeşitli oyunlar, korku oyunları, aksiyon oyunları, piyasada olan birçok hani büyük çaptaki oyunları ya da indie bağımsız yapım oyunlarını biz insanlarla buluşturuyoruz. Buradaki en büyük artılardan bir tanesi de hani İngilizce konusunda insanlara oyunların anlattığı hikayeleri simultane yeri geldiğinde işte bekleyerek, toparlayarak anlatabilmemiz aslında insanların hani bizi sevmesini ya da oynadığımız oyunları daha çok takip etmesine vesile oluyor. Normal şartlarda ben hukuk fakültesi mezunuyum. 2 yıl kadar da avukatlık yaptım ama şu an oyun sektörü içerisinde hobi olarak başladığım bir hususu işe dönüştürmüş durumdayız. Hem hobi hem iş oldukça keyifli gidiyor diyebiliriz. Hali bizden memnunuz. Aynen. Çok şükür. Benim 6 yaşında, gerçekten 6 yaşında annemi kandırmamla başladı. Anne eve bilgisayar alalım, ders çalışacağım. Dünyanın en büyük yalanı. Tabii ki ders çalışmadım. Yani çalışmışımdır biraz ama o zaman ben Prince of Persia ile tanıştım. O MS-DOS versiyonuyla. Ondan sonra zaten geri dönüşü olmayan bir yol oldu açıkçası. Yani benim oyunlarla tanışmam ve oyunları kendim bu kadar kaptırmam. Çünkü orada şeydi, Prince of Persia'da tutsak edilmiş bir prensin prensesine kavuşma hikayesiydi. Ve tabii ya, bir çocuğun hayal gücüyle birleştiğinde artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiş oluyorsun. O kapıyı açtık, bir daha da kapatmadık. Bende de öyle. Aslında şu mevzu çok benzer. Hani anneye babaya ya bunu alırsanız ders çalışacağız, oyun oynayacağız, karnede şu peki iyi getireceğiz. Bahanesi aslında sadece bize değil, birçok yani bizim de aynı dönem akranlarımız olan herkesin yaşadığı bir durumdur herhalde. Benim de aslında oynadığım oyunlar benzer. İşte Sega Mega Drive'dan Atari'ye, o dönemin oyun konsollarını veya bilgisayarlarını, ki bilgisayarı çok çok sonra almıştı bizimkiler, annem ve babam. Prince of Persia olsun, Super Mario olsun, ördek vurduğumuz oyunlar olsun ya da 101 kasetler vardı, Tsubasa'lar vardı bilirsiniz. Onlarla başladı her şey. Bugünlere kadar geldi. Bugünlere kadar gelince de insan şey diyor. Ya zamanında neyi ne şartlarda oynuyorduk? PlayStation 2'lerde memory kartlarla oyunlar oynamaya çalışıyorduk. Şimdi oyunların grafikleri, görsel şöleni, işte sesleri vesaire artık film kalitesinde, hatta filmlerden çok daha üst düzey yapılmaya başladı. Böyle bir tutku içerisinde olmak çok güzel. Bunun geliştiğini görmek de güzel. Oyun oynamanın insana zararı olmaz ya. Ha, abartısının tabii ki zararı vardır ama sağlık anlamında. Ama onun dışında güzel bir aktivite bence. Ben küçüklüğümde işte bu oyunlara merak saldık dedik ya. Tabii bizim kardeşimiz de var. Yani kardeşimle oynuyordum ben. Genelde ben oynuyordum, o izliyordu. Benden öğreniyor. Abi şunu yap, şu neden böyle? Ben anlatıyordum ona. Tabii yıllar geçti. Ben işte uluslararası ilişkileri bitirdim. Meslek hayatına atıldım. O makine mühendisi oldu. Kendi hayatına atıldı. Tabii yollar ayrıldı. Ben hala oyun oynuyorum ama bu defa anlatacak kimsem yok. Hani dönüp anlatacağım bir kardeşim yoktu. İşte o 2011 zamanında biraz da psikolojik olarak zorlandığım bir dönem, çok yalnızlık çektiğim, içime kapandığım bir dönemdi. Dedim ki ben bunu üzerimden bildiğim tek bir yöntemle atabilirim, kurtulabilirim. Gene oyun oynarım. Bu defa kardeşim yerine YouTube'daki izleyicilere anlatırım. Aslında başlangıcı hani o oyun hevesimi ya da oyunlarda tattığım o duyguları vaktinde kardeşime anlatırken yıllar sonra YouTube'a anlatmak diyebiliriz. Ki burada şöyle bir ekleme yapacağım, hani kardeşini anlattığı o hani samimiyet, gerçekten hani o samimiyetle anlatıldığı için insanlar, yani bizden çok küçük olanlar gerçekten abisi ablası gibi görüyor. Hani o öyle yerlere koyuyorlar bizi. Onun da çok güzel bir artısı var. Benimki de şöyleydi, 2011 yılındaki oyun konsollarında biz çok fazla oyun oynuyorduk arkadaşlarla. Farklı şehirlerden bir ara, hani hepimiz online
serverlarda oyun oynuyorduk. İşte FIFA'dır, basketbol oyunlarıdır. O dönem hikaye tabanlı oyunlar da bu zamana göre çok daha fazla çıkıyordu. Haliyle hepsinin İngilizce metni var, çevrilmesi gerekiyor, anlatılması gerekiyor. Böyle 8-10 kişilik gruba oynadığımız oyunların ben hikayesini anlatırdım. Onlar da aslında beni öyle teşvik ettiler. O arkadaşlarım sayesindedir. Hani bak yabancı kanallar yapıyor böyle oyun hikayelerini anlatıyorlar, oyunları anlatıyorlar. Sen neden yapmıyorsun diye. Ben elimde bir tane eski püskü bir telefonla her şeyi yapmaya başlamıştım. Yani saat zaten oynuyordum. Onu insanlarla paylaşmanın da bir kötü taraf olacağını düşünmediğimden başladı yani. Arkadaşlarımın teşviği benim de. Öyle diyebilirim. Yıllar içinde insanlar değişiyor, büyüyorlar. İnsanların zevkleri, tüketim tarzları, tüketim hızları değişiyor. Bundan tabii ki hani eğlence anlayışında etkilenmemiz mümkün değil. Eskiden ya bu işler ilk başladığında bu oyunculuk, oyun anlatıcılığı artık adına ne koyarsanız önce dergiler vardı. Hakikaten biz de küçükken yani Mete'de, ben de lisede falan dergiler okurduk. Oyun çözümlerine bakardık. İngilizcemiz yetmediği için yabancı kaynakları dergilerden okurduk. Sonra YouTube tarafına geçtik. Olay artık yazılı olmaktan video, görsel olmaya geçti. Bu defa videolar izlenmeye başladı. Bizim de o dönem zaten bu işlere girdik. Çünkü artık sadece oyunu okumak ya da resmine bakmak değil, evet para vereceksin ya da ilgini çekiyor, görmek istiyordu izleyiciler. Biz de öyleydi. Çünkü kendimizden hani kendimizi baz alarak hareket ettik hep bu konuda. Ondan sonraki aşama da canlı yayındı. Bu defa insanlar hani önceden hazırlanmış videolara değil, direkt oyun çıktığı an, o anda işte o yayıncının tepkileriyle beraber görmek istedi. Asıl çünkü oyundan alacağı tadın bu olduğunu anladı. İşte zevkler böyle böyle evrilirken tabii ki bu vaktinde dergicilikten sonra YouTube'a, sonra Twitch, Facebook gibi vesaire canlı yayın platformlarına gitti. Ben zaten bundan sonra nereye gideceğini merak ediyorum. Evet. Ama şu kesin, izleyicilerin zevkleri nasıl değişiyor ve evriliyorsa biz yayıncıların ona göre davranışları ya da ona göre yaptıkları projeler de, çıkardıkları içerikler de evriliyor. Bakalım. Yani o çok doğal bir şey zaten. Bize bir öngörüde bulun. Ne olacak bundan sonra? Tam ben ona ekleme yapacaktım zaten. Bir de şey çok doğal bir durum yani. İnsanız, büyüyoruz, hani yaşlanıyoruz, gelişiyoruz, düşüncelerimiz, fikirlerimiz değişiyor. Bizimle birlikte zaman değişiyor, teknoloji değişiyor. İster istemez ona ayak uyduruyorsunuz. Çünkü bizim neslimiz yani, bizim çocuk olduğumuz nesle şimdiki çocuk olan nesil arasında çok büyük farklar var. Yani en azından dokunmatik telefonları, tabletleri var. Bizde öyle bir şey yoktu. Bizde Nokia'nın virajlı bir telefonu vardı. O dönemin en pahalı telefonu, arkadaşla gördük mü? O bu zengin aile çocuğu falan derdik yani. Şimdi şöyle bir durum var. Bundan sonrasında mesela Tuna çok güzel bir noktaya getirdi. Ben bundan sonrasında Google Stadia mesela duyurulan platformlardan bir tanesi. Yayıncılığın artık o taraflara kayacağını, yani bulut sistemi üzerinden oyunlar oynanmaya başlayacağını, ki adamların açıkladığı şöyle sistemler var. Biz mesela YouTube üzerinde paylaştığımız bir oyunu ya da canlı yayını insanlarla paylaştığımızda hemen ödemesini yapıp bizim oyunumuza dahil olabilecekleri ya da bizim save sistemimizden, yani kaldığımız kayıt noktasından oynadığımız hikaye oyununa, aksiyon oyununa devam edebilecekleri bir sistem hazırlıyorlar. Şimdi yurt dışında bunun şeyleri başladı, ilk kullanımları başladı. Hani bizim ülkemize de ilerleyen dönemlerde illaki gelecektir. Ben teknolojinin bundan sonra bu şekilde ilerleyeceğini, oyunculuğun hani artık fiziksel şeylerden çok dijital şeylere çok daha fazla yöneleceğini düşünüyorum. Ki mobil telefonları, sadece telefon yani mesajlaşmak ve aramak için kullandığımız telefonlarda artık bilgisayar, oyun konsolu kalitesinde oyunlar görmeye başladık. O bile buraya geldiyse bundan sonrası gerçekten sadece hayal gücüne kalan bir şey bence. Ben de memur çocuğum, Tuna da memur çocuğu. Benim babam öğretmen, annem hemşireydi. Şimdi o zamanlar şey yapamıyorduk. Bak Action Man figürleri vardı, bilir misin bilmem. İnanılmaz seviyordum ben, alamıyordu ama bizimkiler. Uzaktan kumandalı istiyordum, alamıyordu. Durumları yoktu yani. Şimdi benim bu yaptığım süreçte lise son, üniversite başı dönemlerine geliyor. Sorunun geçtiği dönem. Her şey aslında o KYK yatıyor ya, KYK'dan ayırdığımız parayla, babamızdan harçlık aldığımız parayla yaptık. Önce kamerayı aldık, ondan sonra işte klavye değiştirildi, mikrofon bir şekilde uydurmaya çalıştık. Dediğim gibi ben bir elimle telefonla tutup kamerasıyla kaydedip bir elimle sadece yön tuşuyla oynanabilen oyunları oynuyordum mesela. O şekilde kamera yani kayıt yapmaya çalışıyordum. Eğer bir şeyi çok istiyorsanız ve hoşunuza gidiyorsa
Onu yapmak için illa bir çözüm üretebiliyorsunuz kendi içinizde ama gerçekten istemen lazım. Yani "Aa, ben bundan para kazanırım, of ben ünlü olacağım, hemen her şeyimi buna yatırmalıyım" kafası hemen çok çabuk fos olan, yani bitebilen şey bence. İçten gelmesi lazım insanların. Bir de şöyle bir şey var. Bugün mesela oturum yaptık ODTÜ'de, MetroGeeks'te ve burada birçok insan geldi. Hepsi sevgiseli böyle. Konuştuğunda, yanına geldiğinde büyük mutluluklar sergiliyorlar sana. Bu çok güzel bir şey. Yani maddiyattan önce bunun için yapılması gerektiğini buralara gelince çok daha net anlıyorsunuz. Biz böyle, en azından ben böyle yaptım ki Tuna da eminim aynı yollardan geçti. Bir şekilde bugüne geldik. Hani sonra işimiz gücümüz oldu. Maaşımızdan ayırdık, aldık. Daha da geliştirdik. Yani o dedin ya, bir videoda ses var, birinde yok, birinde kamera sonradan geliyor falan. Hepsi böyle oldu abi. Ya bir de şey de var tabii. Yıllar içinde biz de yıllar içinde geliştiriyoruz kendimizi. Şimdi 2011'de böyle kameranın gözünün içine bak, işte hanımlar, beyler, Pintipanda TV ekranı. Utanıyorsun. Demiyorduk ya, ben ilk videolarıma bakıyorum böyle. Arkadaşlar, şimdi evet bu galiba. Yani o kadar hani böyle ki baktığımda kendi telefon sapıymış gibi falan hissediyorum yani. Öyle bir, yani işte bu Mete'nin bahsettiği teknik altyapı, kendi işine yatırım yapmak, aynı zamanda kendi karakterini, o yılların sana kattığıyla, oyun bilginin, insanlardan sana gelen sevginin ve insanlardan aldığın geri dönüşlerin. Çünkü yıllar içinde artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin hitap ettiğin kitleye de geri dönüşün yüksek olduğunu anlıyorsun. Kendini de o yıllar içinde eviriyorsun. Tabii bütün bunlar birleştiğinde işte hakikaten 5 sene önceki Panda'yla 5 sene sonraki Panda'nın ya da Mete'nin dağlar kadar fark oluşuyor. Aynen öyle. Bu aslında çok fazla birikimin oluşturduğu bir fark. Evet, son dönemde böyle yayın dünyası içerisinde, artık bu kendi içerisinde bir dünya çünkü. Belli başlı yayıncılar, Twitch aslında bir canlı yayın yapılan bilen bir platform. Şu anki günümüzde de oldukça popüler bir platform. Bunun dışında bildiğimiz, hani herkesin bildiği, belki Twitch'i çok sadece oyun ya da yayıncılık ile ilgili duyan kesim bilebilirken, Facebook artık annemiz, babamız, dedemiz, teyzemize kadar herkes biliyor. Çünkü çok geniş kitleye yayıldığı için zamanında. Belli başlı platformlar, işte Twitch'in bu atılımıyla birlikte YouTube'da, Facebook'ta canlı yayın atılımı yaptı gaming tarafında. Biz Facebook'a geçtik. Evet. Buraya geçerken tabii ki hani bu işi başta dedim ya, önce hobi olarak yapıyorsunuz, sonra işe dönüştürüyorsunuz diye. Ve bu işe dönüştürdüğünüzde belli başlı fırsatlar önünüze çıkıyor. Tamam, bir şeyden eğlenmek, ondan keyif almak ve onun içeriğini o keyifle üretmek çok önemli. Bu zaten karşı tarafa kendinizi geçirebilmeniz. Ama bunun dışında hayatta devam ediyor. Yani kendinizi idame ettirmeniz gerekiyor. O kiraların, faturaların, işte masrafların bir şekilde ödenmesi lazım. Orada da önünüze gelen seçenekleri sunuyorsunuz. Daha doğrusu önünüze gelen seçenekleri kafanızda planlayıp hangisinin size daha doğru olacağını düşünerek hareket ettik biz. Yani en azından ben öyle hareket ettim ki genel olarak aslında Twitch dünyasında, Facebook'ta da, YouTube'da da herkes bu minvalde harcamalarını göz önüne alarak, yapacağı planlamaları göz önüne alarak yaptı bunu. Onun dışında mesela benim yardım konusunda belli başlı farkındalık yaratmak istediğim bazı hususlar vardı. O hususlar mesela benim Facebook'a geçmemde vesile oldu. Onun dışında bir şey paylaşırken genel olarak sevdiğim şeyleri insanlarla sevdiğim şekilde paylaşırım. Mesela biz küfür, argo kullanmayız videolarımızda. Tabii ki arkadaş ortamımızda illaki denk geliyor çünkü o samimiyetimizden dolayı, ama ben mesela küfrün, argonun benden duyulmasını, karşı tarafın benden öğrenmesini istemem. O yüzden bunu paylaşmıyorum. Ha, dört dörtlük bir insan değilim. Tabii ki ben de yeri geldiğinde argo kullanıyorum ama ben bunun benim tarafımdan, benimle akran ya da küçük, benden büyük bir kişinin benden duymasını istemiyorum. O benim hani hoşnut olduğum bir durum değil. Twitter, Instagram ve YouTube, Facebook, Twitch gibi platformlarda hep bunlara dikkat ederek paylaşımlarda bulunuyorum. Öyle. Ya işin etik tarafını ve ekonomik tarafını zaten Mete anlattı. Sonuçta her platformun kendine ait belli mekanikleri var. İzleyici mekanikleri var, ekonomik gelir kalemleri var. Bu konuda canlı yayınlar, yani Twitch, Facebook gibi platformlar bize daha büyük avantajlar sağlıyor. Biz şimdi mesela aynı zamanda hem YouTube'da, hem Facebook'ta ya da işte Twitch'te, hem Instagram'da, hem Twitter'da, birçok platformda eş zamanlı olarak aktif olmak zorundayız. İşte ekonomik ve şey taraflarını Mete söyledi, daha etik değerlerini. Ama aynı zamanda hani bu daha evvelde sorularda bahsettik ya, seyircilerin tercihleri. Şimdi
sabah 8, akşam 5 çalışanlar ya da 9-6 çalışanlar var. İkinci öğretim öğrenciler var. Lise çağındaki öğrenciler var. Bunların hepsi farklı saat dilimlerine, farklı oyunlara ve farklı tarzlara yönelirler doğal olarak. Hani bunların hepsine hitap edebilmek için hem canlı yayınlarda etkin olmalısınız. Canlı yayınlar yapmasın. İşte bahsettiğim sebeplerden. Gençler oyunu canlı canlı görmek ister. Ama çalışan insanın ya da evli bir insanın o kadar vakti yoktur. Belki yemek yerken, belki çocuğunu yatırdıktan sonra bir saat video izleyecek vakti vardır. Onun için YouTube gerekli. Ve yaşça hani bu Z jenerasyonu mu deniyor? Yani 2000'li nesil için. Hı hı. Onlar için de mesela Instagram, Twitter gibi sosyal mecralar çok anlık, saniyelik gelişen mecralar çok önemli. Yaptığınız içeriğin en azından 15 saniyesinde orada sunmak zorundasınız. Dolayısıyla hani bu oyunu oynadım, İşte muhabbetini yaptım, videosunu yükledim de değil. Bunları bütün platformlarda, bütün bu kitlelere nasıl dağıttığınız önemli. Ve burada işte işin içeriğini çıkarmak kadar o içeriği dağıtmak ve sürekli canlı tutmak da bir o kadar yük bindiriyor. Dolayısıyla hepsine bir şekilde hakim olmak ve hitap etmek gerekiyor. Şimdi yayıncılar, bir genelleme yapmak istemem ama yayıncılar hayatı gece yaşar. YouTuber ya da yayıncı fark etmez. Çünkü hitap ettiği kitlenin çoğu, en azından aktif kitle, gençler. Akşam yaşayan, gece yaşayan gençlerdir. Dolayısıyla mesela ben sabah 11-11.30 gibi uyanırım ve bu benim için çok erken bir saattir. Hani derim ki evet çok güzel, 11'de uyandım, güne erken başladık, harikayız derim. Çünkü mesela 8'de 9'da kalktığınızda bomboş kalırsınız. Siz uyansanız bile yaptığınız iş ya da muhatap olacağınız insanlar daha uyuyordur. Hayat ilerlemiyordur orada. Dolayısıyla öğlene doğru kalkmak aslında bu işin standardıdır diyelim. Tabii gönül ister düzenli yemek saatleri olsun, düzenli uyku yok, saatleri olsun. Yok. Öyle bir şey yok çünkü. Gözaltı torbalarız. Yani mesela yayın öncesine gelin. Tabii ki yapabiliyorsan arada spor yapacaksın. Ben çok yürüyüş yaparım. Mete spor yapıyor. Birçok yayıncının hobileri vardır. Yoksa bir yerden sonra ambali olmaya başlarsınız. Yani aynı düzeni tekrar etmekten. Günü böyle akşam üstüne doğru dönerken yayın öncesi hazırlıklar başlar ve burada 1000 defa da yayın yapmış olsanız 1001. de mutlaka bir arıza çıkar. Dolayısıyla yok mikrofonun tiz ayarından, yok kameranın açı ayarından, işte ne bileyim oyunu kurdunuz, her şey hazır, oyuna güncelleme geldi kardeşim. Evet. Sabah 7'de güncelleme geldi. Onu da kontrol edeceksin. İşte yayını yaptığın platform ya da video içeriğindeki bitrate, kalite ayarı, ulan ses işte doğru düzgün aldı mı, öyle incik cincik gerçekten. Bunu tabi abartı bir benzetme olacak ama hani bir uçak kalkmadan önce kaptan pilot ve yardımcı pilot tık 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 checklist atar ya, işte flaplar tamam, lastik var yerinde duruyor falan diye böyle. Bizim de öyle küçük checklistlerimiz var. Onları kontrol etmek ve hazırlığını yapmak zaten minimum 1 saat sürüyor. Ondan sonra yayını yapıyoruz işte 5, 6, 7, 8 saate kadar uzayan, gerçekten hani bir memurun mesai saati süresinde yayınları yapıyoruz ki bu süreçte oyun oynuyorsun, İngilizce işte tercüme yapıyorsun, mütercim eş zamanlı tercüme yapıyorsun. Aynı anda seyirciden gelen, chat dediğimiz o izleyiciden gelen mesajlara dönmeye çalışıyorsun. Ve eğer sponsorlu bir içerikse ya da belli sponsorların varsa onları da tabii ekranda promote etmen gerekiyor. Sürekli bir şekilde öne çıkarman gerekiyor. Bu haliyle o 8 saatin sonunda biraz yoruyor, yıpratıyor. Yani genelde tabii yayın bittikten sonra hani vücut bir... Tamam ben bittim, ben şuraya bayılayım moduna geçiyorsun. Ama hayır, bayılamazsın. Çünkü daha ondan sonra işin video tarafı geliyor. Yayını tamamladın güzel ama bunlar YouTube'a gidecek. Evet paşam, YouTube tarafında sen anlat. Orada da işin içine tabii ki edit kısmı giriyor. Hani o günkü yayında ya da gün içerisinde planladığın ertesi gün hani saat 10'da, 11'de, 11.30'da kalkıyoruz deniliyor ama hani kalktığında en azından bir şeyleri kendine ayırabilmek için belli planlar, programlar yapman lazım. İşte 2'de şu videomu paylaşırsın, 4'te şu videomu paylaşırsın. Dünkü yayının şu anı çok komik olmuştu, bunu herkese paylaşabileyim. Hani sadece canlı yayına gelenlerle kısıtlı kalmasın, elindeki diğer mecralarda da paylaşayım diye onları paylaşıyorsun. Sonra ister istemez orada 7 saatine, 8 saatine ayırmışsın, bir istatistiği oluyor bunun. Ve sen oraya emek verdiğin için o emeğin karşılığının ne olduğunu görmek istiyorsun. Onlara da vakit ayırıyorsun. Bu işin bir de bunların dışında psikolojik tarafı var. Biz genel olarak hani çok moralimiz bozuk olduğunda, ki insanız yani bizim de başımıza bir sürü şey geliyor. Sağlık durumlarında, psikolojik durumlarda ya da farklı konularda bazen yayın açmadığımız olabiliyor. Yani bu durumlarda yayın açmıyoruz genellikle. Ama kendini kötü hissettiğinde bile belli sorumluluklardan dolayı yayın açtığımız dönemler oluyor ki orada da
bizi seven insanlar kadar sevmeyen de çıkıyor. Saygısız çok fazla insan çıkabiliyor. Onların söylediklerini tabii ki sindirebilmek, bir anlık hani sinirle, stresle onlara karşılık vermemek gerekiyor ki insanın psikolojisini zorlayan şeyler bunlar. Bugün alanda da soran arkadaşlar vardı. Hani nasıl bu kadar sabırlı olabiliyorsunuz diye. Aslında bu yaptığımız olayın en önemli yapı ayaklarından bir tanesi de sabırlı olabilmek. İnsanlara hani olabildiğince alttan alabilecek şekilde iletişim kurabilmek, onlarla konuşabilmek. Hepsi bu işin içerisine girdiğinde insanların gözünden şöyle gözüküyor genelde, biliyoruz. Oturdukları yerlerden bunu yapıyorlar. Evden çıkmadan şunu yapıyorlar. Gerçekten hani bizim yeri geliyor 10 saatimiz, 15 saatimiz hem psikolojik anlamda hem de bu tarz işte yorucu süreçlerle geçiyor. Ve hiç de aslında öyle göründüğü kadar kolay değil. Bir de şöyle bir durum var. Bir şeyi çok çaba sarf ediyorsunuz, yapıyorsunuz ama karşılığı olmuyor. Orada da onun emeğinin karşılığını alamama psikolojik durumu, o kötü durumu maalesef insanı etkiliyor. Böyle ya, bir yayıncının günü sen genel olarak böyle. Sen kardeşim ya. Yani, ama hepimizin genel olarak böyledir yani yayıncıların. O sağlam olacak yani, o vücut sağlam olacak. İşte o her şeye rağmen gülebiliyoruz. Ardından gelecek 3-4 saatlik eritleri, 12-13-14 saatleri zihin sağlam olacak. Ve bunları yıllarca korumak gerçekten tabii kolay değil. Tabii. Çok şükür iyiyiz ama şimdilik yani. Aynen iyiyiz ya. Demek ki günlerimiz iyi geçiyor. Sağlığımız saatimiz yerimizde. Çok şükür. En kötü günümüz öyle olsun. Benim böyle küçük garip icatlarım oluyor. Burada mesela şimdi ben yıllardır canlı yayın yaptığım için mesela Mete YouTube'da çok daha ağırlıklı ve güçlüdür. Ben bir tık daha canlı yayında aktif kalıyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi canlı yayında dedik ya uzun uzun oynuyoruz. Bunların videoları çıkıyor. Belki 7-8 bölümlük bir şey çıkıyor, içerik çıkıyor. Şimdi ben bunları aynı anda verirsem, yani bir YouTube kanalı düşünün, 7-8 videoyu bir anda basmaya başlıyor böyle. O kanal çöpe döner, spama düşer. Benim mesela küçük garip icatlarımdan biri, o videoları böyle, kesinlikle bunu Netflix'ten çakmadım, Pandaflix adı altında bu videoları erişilebilir bir hale getirmek. Ama şöyle sadece o oyunun ya da o serinin meraklısı ulaşabiliyor. Çünkü özel bir oynatma listesi var. Eğer keyif alıyorsan, izlemeye doyamadıysan o listeden izlemeye devam ediyorsun. Bütün sezonu yayınlanmış bir dizi gibi. Yoksa o geri birkaç gün aralıklarla yayınlanıyor. Mesela böyle küçük hayat kurtaran, kendimizi de rahatlattıran icatlarımız oluyor. Hani ilk sorunumda aklıma bu geldi ama daha kim bilir nice şeyler icat etmiş. Onun dışında yani. Bir de şey var tabii ki, hani yayın sırasında bir chat akıyor dedik ya. Bu özellikle yayın tarafında hani icat çıkarabilmek çok daha kolay oluyor. Neden? Çünkü sürekli aktif olan bir kitle var orada. Sizin hep irtibatta olan ya da oynadığınız oyunla etkileşimde olan. Mesela Twitch'te olsun, Facebook'ta olsun, şimdi YouTube Gaming'e de geldi. Rozetlerimiz var. İnsanların hani bize aylık destek olduklarında ya da kendilerini ayrıcalıklı hissetmek için kullanabildikleri rozet sistemleri var. Mesela Tuna'da ben de çay içmeyi çok severiz ki buraya geldiğimizde ilk istediğim şey çay. Ne olur çay verindi yani. Onun pinti çayı vardır, benim Easter çayım vardır. Onların emotları vardır mesela. Atıyorum mesela Tuna'ya bir abone geldiğinde, yani bir destekçisi olduğunda insanlar sanki hani evine misafir gelmiş gibi ona bir çay uzatırlar. Chat'te çay dağıtırlar. Oradaki etkileşim, dijital etkileşim de aslında böyle de yakalayabiliyoruz insanlarla birlikte. Onun dışında tabii ki Pandaflix'in hayranıyız, seveniyiz. Aklıma benim de bu geldi ya. Benim de şu anda gelmedi ama neler dönüyor abi kafada da. Bir anda sorunca. Neleri icat ettiniz? Evet, neler. Ki bunlar bize sadece sunulmuş imkanlardan bizim hani yapalım dediğimiz şeyler. Ki çoğu insan da yapıyor bunu ama yani oturup şöyle bir detaylıca düşündüğünde çok fazla fikir ortaya çıkıyor da çıkacaktır da. Bir de minik bir ekleme, minik değil aslında, kocaman ama. Mesela tamam dijital içerikçiyiz, anlattık yani yazılı basında videoydu, canlı yayında şuydu buydu. Şu kadar saatli yayıncılar şöyleydi böyleydi ama bunca insanlar işte Mete çay örneğini verdi ya, biri geldiğinde çay sunuyor. Bir noktadan sonra biz şeye karar verdik. Tamam dijital içerikler güzel, insanlarla o chatten etkileşim güzel. Neden? Gel biz bunu fiziksel hale getirmeyelim ve insanlara gerçekten çay ikram etmeyelim. İşte bizim kalk gel etkinliği dediğimiz şeyi de buradan ortaya çıkardık biz. Ve her ay, yani yılda 12 defa her ay olan düzenli bir etkinlik 600 ile 1000 arasında katılım görüyor ki zorlu PSV gibi çok prestijli. Hani, prestijli bir yerde yapıyoruz ve insanlar buraya 18 yaş üstü ve işte 50 lira 60 lira bilet parası vererek geliyorlar ve Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. İşte asıl güç zaten bu. Yani tamam çok geniş bir kitle YouTube'da hitap edebilirsin, Twitch'te, Facebook'ta da edebilirsin. Ama o insanları gerçekten hani koltuğundan kaldırıp bir yere getirmek
bu gerçek bir bağ kurduğunu gösterir. Kesinlikle. Hani bize en büyük icadınız nedir diye sorsan kalk gel derim gerçekten. Ben de kesinlikle katılıyorum buna. Ve şöyle bir şey var. Biz bu etkinliği 6-7 saat uzunluğunda yapıyoruz. Ve içerisinde oyun, sanat, kültür bir sürü içerik oluyor. Oyun, ya bizim canlı yayınlarda oyun dışında yapmak istediğimiz ama o zaman ya da kendi imkanımız ya da içerik anlamında o an imkanını sağlayamadığımız tüm içeriklerimizi de orada insanlara sunuyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Oraya gelen insanlar 6-7 saatin sonunda bitti mi hadi niye devam etmiyor diye geri dönüşlerde bulunuyorlar. Kalk gelin içeriği bu şekilde yani en doğru yolu gelip görmek. O yüzden de kalk gel diyoruz zaten. Ankara'ya da geliyoruz bu arada. Ve evet Mart ayından sonra inşallah Ankara'da da bulunuyor olacağız. Beklenen bazı oyunlar var. Her yılın başında ya da bir önceki yılın sonunda o beklenen oyunların çıkış tarihleri açıklanır. Büyük oyun fuarlarında firmalar çıkış tarihlerini açıklarlar ve insanlar haliyle beklentiye girer. Bu yıl içerisinde 2020 yılında da her ne kadar ertelenmiş olsa da çok büyük yapımlar var. Şimdi tabii ki o yapımlar geldiğinde yıllardır hikaye tabanlı oyunlar ki bunlar. Yıllardır insanlar bizden izledikleri için hep soruyorlar zaten. Çıktığında oynayacak mısın? Çıktığında çevirecek misin? Anlatacak mısın diye. O oyunların zaten izleneceğini biliyoruz. Bunun dışında mesela oyun oynamadığımız dönemde Tuna'nın çok sevilen işte hayatta kalma oyunu Long Dark diye bir oyun vardır. Onu oynar, Don't Star vardır. İzleyenleri aynı zamanda onu şöyle. Yıllardır izlediği bir dizinin eski bölümlerini açıp izler tadında izlerler ki o hiç değişmez. Hani o adamla o insanla bütünleşmiştir. Onun insanlara ulaşabilme oyunudur o belki. Oyunsuz dönemlerde onlar izlenir. Ama şöyle bir şey oluyor. Tabii ki her dizide şimdi şöyle bir şey var. Çok sevdiğim bir yabancı dizi ya da Türk dizisini izlerken ilk 5 bölümünden aldığımız ekip bazen 15. bölümden alamıyorum çünkü şey oluyor. Yeter artık gibisinden bir... İkinci sezonda evet, da batırdılar. İkinci sezonda batırdı muhabbeti oluyor. Game of Thrones 6. sezona selamlar. Bizim çektiğimiz oyunların da bazıları 30 bölüm sürüyor. Yani 40 bölüm, 50 bölüm süren oyunlarımız var. Tabii ki ilk 5-10 bölümün izlenmesiyle 50. bölümün izlenmesi aynı olmuyor. Çünkü ben bile bazen diyorum yani 50. bölümü kadar izlemiş adam helal olsun diyorum yani. Orada kontrol bizim elimizde olmuyor. Yani biz paylaşıyoruz. Çünkü biz oyunu baştan sona bitirmeyin sözünü vermişiz. Onu biz paylaşıyoruz. Orada insanlar seviyorlarsa izlemeye devam ediyorlar. Sevmiyorlarsa tabii ki izlenmelerde dalgalanmalar oluyor. Ya burada meşhur bir tabir vardır özellikle YouTube için. YouTube algoritması. Yani YouTube algoritmasının ne olduğunu bence YouTube kendi bile bilmiyor. Kendi bile çözemiyor algoritmasını. Ama tabii yılların getirdiği şeyle bazı öngörülerde bulunabiliyorsun. Mesela genç bir kitleye hitap etmek istiyorsan, çocuklar ki çok güçlü bir kitle. Tabii. Açarsın Minecraft oynarsın örneğin yani. Çünkü yaratıcıda yönelten ve hani belli bir yaş aralığında çok popüler bir oyun. Ya da Grand, işte meşhur GTA serisi. Hepsinin belli bir popülaritesi ve hitap ettiği belli kitleler var. Bunları bilirsin ama kontrolü bir yere kadar tutabilsin. Çünkü orada dükkan sahibi YouTube'dur. İşte Twitch'tir, Facebook'tur ve aslında onlar ne isterse o olur. Sen sadece onların algoritmasına adapte olup bir şekilde kendini sürdürmeye çalışırsın. Dolayısıyla içeriklerin ne kadar izlendiği bizi de geri geldiğinde şaşırttığı oluyor. Öngörebiliyoruz ama şaşırttığı da oluyor. O da tabii dükkanın sahibinin YouTube aynen olmasından öyle dolayı. Adapte olacağız. Adapte oluyoruz diye. Kesinlikle katılıyorum.